sonda değil. Onu biz anlatamadık. O kendini anlatmıştı. Çeyrek asırlık kısa bir zaman içinde yarı yer onun sesini duymuştu. Beşerin beşte biri lebbeyk ya Resulallah deyip karşısında dize gelmişti. Ama biz duyuramadık. Düşman gemi az yağmış. Esirdikçe esiriyor. Ona, onun dünyasına. Yeni bir kısım dostlar çıktılar. Bunlar da onun yerine başkalarını oturtma gayreti içinde. Ayrı bir çarpıtma, ayrı bir saptırma gayreti içindeler. Adeta düşmanla bir kısım dostlar el ele, omuz omuza. Onu hafızalardan silmek, onu bize unutturmak, onu nesillere unutturmak için yarışıyorlar. Ben biliyorum ki o güzelliğiyle, kendine has cazibesiyle, maşuklara has keyfiyle azıcık aşkı adım atmış sinelerin daima mahbubu, daima maksudu, daima mahbubu olacak. Onu unutturamayacaklar. Çevrelerine baksalar, çevrelerinize baksanız siz de bunu anlayacaksınız. 15-20 yaşında Hazreti Muhammed'i anlamak çok zordur. Ama namı celili anılırken dudağını yalayan insanlar var. Gözyaşlarını ceyhun eden insanlar var. Ne 14 asır onu unutturabilmiş, ne de şu 2-3 asırdan beri şom ağızların bir kısım saf derun başkalarına alet ağızlarla bir araya gelip onu unutturmaya çalışmaları. Unutulmadı. Unutulmayacak. Aksine her gün biraz daha canlanacak, biraz daha tazelenecek, biraz daha sinelerimizde yeni bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulacağız. Her şey düşlerle başlar. Nesiller onu düşlemeye başladı. Artık rüyalarımıza girdi. Vaka pek çoğumuz itibariyle diyeyim, beni bağışlayın. Onu rüyalarda görmek cahillerin tesellisi. Ona da muhtaçtık ya, ona da tutamıştık ya. Rüyalarımız bile ona yabancı olmuştu. Yatınca başka şey görüyorduk. Kalkınca da başka şeyin hayalini yaşıyorduk. Demek ilk defa kadem bastı gönül tahtına. Allah Resulü ilk defa rüyalarımıza kadem bastı. Ve biz de ona hoş geldin ya Resulallah diyoruz. Gönül tahtına hoş geldin sultanım. Gönül koyuyorum. Onun yerine bazılarını oturtmak istemeleri karşısında gönül koyuyorum. Kendimi de affedemiyorum. Yapılanları da mazur göremiyorum. Gönül koyuyorum. O yerine insan konacak bir insan değildir. Allah, mahlukat arasında, varlık arasında, eğer eşi olmayan, menende olmayan, benzer olmayan birisi varsa, o olarak yarattı. Madem ki o, gönlümüze kadem bastı, işlerimizde bir duygu, bir düşünce, bir rüya, bir hülya olarak yeşermeye başladı. Gönül yamaçları maktubunu buldu demektir. Rüyalarımız aradığını buldu demektir. Ve o düşün, çok yakın bir gelecekte, rahmeti sonsuz tarafından gerçekleştirileceği ümidini besliyor. Ümidimiz, şehbal açsın ruhu revani Muhammed'i her yerde, sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün gönüller onu duysun. Bütün gözler onun için yaşsın.
Bütün nabızlar onun için atsın. Bütün kalpler Muhammed diye atsın. Sallallahu aleyhi ve sellem.